اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تمر وتضر وتغر صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيمه حاضرون الله تعالى وتكته عز ülkemize, Müslümanlara rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Sırayla takip etmiş olduğumuz siyer dersimizin 8. bölümündeyiz. <laughs> i̇nşallah Rabbim tamamını erdirsin. İnşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatını ele alabiliriz. Onu iyi tanırız ki onu iyi yaşarız. Çünkü bizi kurtaracak olan onu iyi yaşamak. Yaşarsak kurtulacağız. Lafta olan bir şeyle kurtulamıyoruz. Hocalığımız bizi kurtarmayacak. Bu dünyadan geçip gideceğiz. Adam gibi bir hayat yaşayalım. Adam gibi şeyler bırakalım arkamızda. Resulullah sevgisi bırakalım. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama biz her an ölecekmişiz gibi ibadetler yapalım. Her an ölecekmişiz gibi hizmet edelim. Samimiyetimizi bırakmayalım. Ben yapmış olduğum hizmetlerde hayatım boyunca hep samimi davrandım. Samimi davranmaya gayret ediyorum. Sizleri de buna şahit tutuyorum. İnşallah yarın ahirette göçüp gidersek bu samimiyetimizi şahit tutalım birbirimize. Ama ne olursa olsun yapmış olduğumuz işte samimiyetimizi kaybetmeyelim. Samimi olalım. Dinde samimi olalım. Milliyetçilikte samimi olalım. Resulullah'ı sevmede samimi olalım. İşte bu ders, bu siyer dersi bizim samimiyetimizin en büyük göstergesidir. Bizi takip eden Allah razı olsun sizler varsınız. Ben de bu dersi devam ettirmeye çalışıyorum. Olabilir ki işte 5 kişi, 3 kişi fark etmez. Biz Allah'a samimiyetimizi koyalım. Diyelim ki ya Rabbi biz senin Habibinin hayatını hep beraber okumaya çalıştık. Hep beraber yaşatmaya çalıştık. 5, 10, 3 fark etmez. Rabbimiz bize niye 100 olmadınız, niye 500 olmadınız demeyecek. Abdullah, Mehmet, Tuncay, Habeş ne yaptınız? Ne ne? Samimi oldunuz mu? Olduk ya Rabbi. Olmaya gayret ediyoruz. Allah son nefeste cümlemize hüsnü katime nasip eylesin. Bu dersimizin sonuna ulaşabilmeyi ve hepimize hayırlı uzun ömürler cümlemize ihsan eylesin. Şimdi uzun bir ders olsun fark etmez. Burada hadisi şerifler var. Salavat-ı şeriflerle alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alakalı. Bir kere şunu bugün işleyeyim dedim. Neden biz siyer dersi yapıyoruz? Yani kimi işliyoruz? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Bize ne faydası olacak? Neler olabilir? Neler geçebilir? Ahirette bizi nerelerden kurtarabilir? Hangi ipten alabilir? Gibi niye konuştuğumuzu bilelim. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i niye önder ve lider edindik kendimize? Tek önderimiz, tek liderimiz, tek rehberimiz neden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem? Benim süper kahramanım, benim her şeyim, hayatımın merkezi neden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Onunla alakalı Birkaç şeyler okuyalım. İnşallah çok size istifade ederseniz bereketlenirsiniz. Belki de ilk defa duyacağınız şeyler olacak inşallah. Mesela burada diyor ki belirli bir efendim zümreden Allah dostlarından bir tanesi anlatıyor. Bir yere gidiyor. Bir yerde böyle bir zikir meclisi var. Orada da bir Allah dostu var. Bu Allah dostu o zikir meclisinde sohbet eden hatibi rüyasında görüyor. Ve o meclise gidiyor. Dediler ki sen hiç buraya gelmezdin. Hayırdır niye geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Bana dedi, dedi ki "Yehu yuksiru mines ve an." Orada konuşan hatip var ya, o konuşan orada bir adam var. Sen şimdi o adrese sohbet'e git. Ben ondan razıyım. Niye razıyım biliyor musun? Bana çok salavat çekiyor. Sen de ondan razı ol Ali Mehmet, çabuk onun meclisine git." dedi. Biz de salavatı attırırsak Rabbimizin ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in razı olduğu mekan, razı olduğu işlerle meşgul olmuş oluyoruz demektir. O zaman buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. İnşallah hadis-i şerifleri okuyup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine süt bahsiyle alakalı konumuza devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Bak burada ne diyor biliyor musun? Her kim diyor? Ben kâle akîbe zuhri yevmel Cuma günü Ölen namazından, cuma namazından sonra üç kere şu salavat-ı şerifi okursa bak. Allahumme ic'al salavatike ve salavati melaiketike ve rusulike ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferac ali Muhammed kanet emanen beyne'l cumuatayn. Şimdi salgın devam ediyor. İnsanlara bulaşmaya devam ediyor. Bizde insanlara ne kadar bir faydamız olursa o kadar kar. Biz tıp üzerine çalışan insanlar değiliz. Doktor değiliz. Ben size buradan ilaç tarifi veremem. Ama ben hocayım. Hoca olduğum için manevi tarifler veririm. Manevi korumalar vermeye gayret ederim. Tedbirinizi maddi olarak alın. İlaçları kullanın, suyu arttırın, bağışıklığınızı kuvvetlendirin ama bunları da bırakmayın. Neyi bırakmayın? He. Cuma günü geldiği zaman Cuma namazından sonra eğer öyle bir hasta da varsa öğlen namazını evinde kıldıktan sonra Üç kere şu salavat-ı şerifi okursa diğer cumaya kadar iki cuma arasında bütün kötülüklerden, musibetlerden, belalardan, afetlerden ne olmuş oluyor? Emniyette kalmış oluyor. O salavat-ı şerife ne? Bu. Onu inşallah şimdi yazacağım, Instagram'a da paylaşacağım, Facebook'ta da paylaşırız. Allahümme ceal salavatike. Ya Rabbi senin salatını, yani senin merhametini, meleklerin salavatını, rasullerin salavatını Muhammed ve Ali Muhammed'in üzerine eyle. Ve accil ali Muhammed ve Muhammed ailesinin sıkıntılarını aç ya Rabbel Alemin derse iki cuma arasında bütün musibetlerden emin kalır diyor. Musibetlerden emin kalmak neye bağlı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlı. Ne kadar onun hayatını yaşarsan, ne kadar onu bilirsen o kadar musibetlerden korunursun. Tamam mı? Bu dolarda da böyle, euroda da böyle, hastalıkta da böyle, her tarafta böyle. Çünkü din Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dini bize o getirmiştir. Sen onu kenara atarsan, dini yaşamazsan, dini yaşamazsan zina çoğalır. Zina çoğalırsa da hastalıklar çoğalır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zina her tarafta olmaya başlarsa bu sefer de fuşiyat yani veba yayılmaya başlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Biz Allah'tan uzaklaştıkça Allah bize ikaz veriyor. Artık aklımızı başımıza devşirelim. Bak bu bırakmayalım havalar ısındı diye 500 bin tane araç Bodrum'a giriyor. Ne oluyor bu Bodrum'a? Neler bitiyor ya? Bütün Türkiye oraya eğlenmeye gidiyor. Ne oldu? O mu kurtaracak sizi? Bizi Muhammed Mustafa kurtaracak sallallahu aleyhi ve sellem. Emniyet istiyorsan burada, korunmak istiyorsan burada, kuvvet istiyorsan burada, sağlık istiyorsan burada, tıp istiyorsan burada Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Ben Muhammed Mustafa Rab demiyorum haşa. Onun vesilesiyle bir hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. Şimdi ne hadisler okuyacağım? Şaşıp kalacaksın yani. Bak yine diyor ki her kim diyor cuma günü sabah namazından sonra şöyle bir salavat okursa bak. Allahümme ic'al salavati melaiketike ve hamalati arşike ve cemii halqike ve semaike ve arzike ve enbiyayike ve rusulike ala Muhammedin ve ali Muhammed derse cuma günü sabah namazından sonra bu salavatı okursa lem yuktab alayhi zenbu sene kendisine o sene günahlar yazılmaz diyor. Günah yazılmaz da demek? Allah onun günahlarını affeder diyor. Böyle bir müjde olabilir mi? Yine kimin vesilesiyle? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle. Biz bu insana aşık olmayacağız da, biz bizi temizleyeni sevmeyeceğiz de, bizi kirleteni mi seveceğiz? Bu millete yutturdular. Kirlenmek güzeldir, omo kullan diyor. Ya kirlenmek güzelse omo niye kullanıyorum ben kardeşim? Madem güzelse kirlik alalım o zaman. Kirlenmek güzel değildir. Kirlenmek insana temizliği nimetini hatırlatır. Neyle temizleneceksin? Vallahi bu günahlarını ne omo paklar, ne hacı şakir, ne o, ne sabun, ne bilmem hiçbir şey paklamaz. Bu günahlarını paklayacak, temizleyecek, seni çamaşır makinesine sokacak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu yoldur. Bir kere hayat yaşayacağız. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Bir gramın da altındaki hastalık korona sizi öldürebilir, bizi öldürebilir. Bir anda nefesimiz durabilir, bir anda akciğerlerimiz durabilir. Bizi yaratan Allah diyor ki eğer beni sevdiğini iddia ediyorsan Muhammed'i seveceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Kul in kuntum kul in kuntum tuhibbun Allah Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsanız bana uyun diyor. Allah böyle söyle diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ona uymak da ilk önce onu anmakla, onu yaşamaktan geçiyor. Dolayısıyla bu salavatı cuma günü sabah namazından sonra yapana diyor, o sene günah yazılmaz diyor. Böyle bir müjde olabilir mi? Allah cümlemize nasip eylesin. İnşallah bunları tek tek yazacağım. Yazacağım ki yarın ahirette bana faydası olsun. Biz ahiret aklıyla hareket edelim ki yarın ahirette paçayı kurtarmaya bakalım arkadaşlar. Yoksa hesap zor. Hesap çetin. Vallahi hesap çok zor. Hayatta hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Siz elinizden gelen kârı yapmaya bakın. Bak. Men sallâ leyletel cüm'ati Çok önemli. Hemen bunları not etmen lazım. Hemen aklına yazman lazım. Basit bir şey mi ya? Basit bir şey mi? Sana burada ayaküstü sucuk, sucuk satmaya çalışmıyorum. Börek satmaya çalışmıyorum öyle marketlerdeki gibi. Senin ahiretini kurtarmaya çalışıyorum. Bizim ahiretimizi kurtarmaya çalışıyorum. Nereden kazanacağım belli olmaz. İki rekat namaz kılarsa hiçbir şey gibi gözükmez. O paçayı kurtardın Allah'ın izniyle. Bak. Men salli aleyle Kim diyor cuma gecesi. Yani bize göre perşembe akşamı. İki rekat namaz kılarsa. Her rekatta 50 ihlas. Perşembe akşamı. iki rekat namaz 50 ihlaslı. Her rekatta. Bir fatih elli ihlas. Fe izâ feriga Namaz bittikten sonra da. Allahümme salli alen nebiyyil arabi ve alihi derse. Bak Allahümme salli ala nebiyyil arabi ve alihi derse zâle gammuhu bütün kederi, sıkıntısı, darlığı, marlığı hiçbir şey kalmaz diyor. Psikoloğa falan gitmene gerek yok. İlk bir bu dene bakalım. Ondan sonra bir gidersin. Bak hemen kendini tribe sokma. Çok kötüyüm. Tamam. Perşembe akşamı iki rekat namaz kıl. Her rekatta elli ihlas oku. Namaz bittikten sonra Allahümme salli ala nebiyyil arabi ve alihi. Ya Rabbi Nebi ve Arap olan Nebi'nin üzerine salat eyle ve ailesinin üzerine salat eyle. Bu kadar. Bütün kederin, musibetler hepsi biter diyor Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim yapanlardan eylesin. Şimdi bir tane salavat-ı şerife var. Bunu diyor kim okursa efendim akşamleyin üç kere, gündüzleyin üç kere. Tabi bu uzun gidiyor. Ben bunu inşallah size yazarım. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse. Bunları arkadaşlar birbirinize atın. Bak bugün ben dün İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir videomu paylaştım. Bir düğünde bir yerde konuşmuştuk. Hakikaten o güzel teveccühü gördü. Bu görüntüleri, bu duaları, bu videoları birbirinize atın. Sen de bir hayra vesile olursun. Ya arkadaş biz mesela hafta işte normalde sohbete gidiyorduk bu pandemi sürecinden evvel. Yani 5 kişi, 10 kişi. Şimdi ben bir oturuyorum, bir konuşuyorum 5 dakika. Bir bakıyorum 50 bin kişi diyor. Allah razı olsun Mimar Sinan Derneği var. Onlar atıyorlar. Bir de baktık Zilhicce mesela zikirleri 50 bin dinlenmiş. İnşallah Hafız Abdullah YouTube kanalında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerini çalışıyoruz. Tefsir videolarımız var. Bunları birbirinize atın. Bunları da yapacağım şimdi yazacağım. Bak bu hadis-i şerifi mutlaka dinlemen lazım. Acayip bir şey. Yani ilk defa görüyorum ben bunu. Bu yayını paylaşın. Bu hadis-i şerifler, bu salavat-ı insanların aklında kalsın. Söylesinler. Ya birbirimizi kurtaralım. Adam gibi yaşayalım. Bir hayat yaşayacağız. Adam gibi yaşayalım. Bir hayat yaşayacağız. Mutlaka günde zikirlerimizi arttıralım. Vallahi bir daha o hak verilmez sana. İmkânet kânet illâ sayhaten vâhideh. Bir anda bir çığlık kopacak. Bir sayha. Fe izâhum cemî'ul ledeynâ muhlarun. Ne olduğunu anlayamadan bir anda herkes hazırlanacak mahşer günü. Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey'en. Ve lâ tuzzevne illâ mâ kuntum te'amelûn. Kimseye zulmedilmeyecek. Kim ne yaptıysa onun karşılığını görecek edepsizlik yaptıysa karşılığını görecek. Dinle alay ettiyse Allah da onlarla alay edecek. Diyecek ki bak burası cennet gelin girin. Tam cennete girmek isteyecekler. Çak kapı suratlarına kapanacak. Allah da ondan dalga geçecek. Ama hürmet ettiyse, salavat çektiyse, istiğfar çektiyse onun karşılığında ahirette kat ve kat inşallah alacak. Ona göre arkadaşlar ne yaptıysak onun karşılığını alacağız. Men sallâ tel cüm'ati. Kim diyor cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatta 50 ihlas bir fatiha okursa ve yakulu fi ahiri salati namazının sonunda da şu salavatı okursa bak Allahumme salli ala nebiyil arabi derse bak demiş söylemiştim gaferallahu lehu ma min zenbi ve ma taahhar Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affeder diyor. Bak çok önemli. Ve kaenne ma qara'al kuran sanki diyor 12 bin kere Kur'an'ı hatmetmiş sevabı alır diyor. Allah Allah. Ve rafa'allahu anhu yevmel kıyame el cüvel ataş. Kıyamet günü Allah ondan açlığı da alır, susuzluğu da alır diyor. Kıyamette, yarın mahşerde herkes terleyecek, terler kulak hizasına gelecek. Affedersiniz metrobüste ter akmıyor. Sadece adamın burasından gözüküyor veya bayanın o kokuya dayanamıyorsun. Yarın kıyamette ne kokusu? Su buraya kadar, ter buraya kadar gelecek. Böyle var ya mumla su arayacaksın. Şimdi Afrika'daki çocukları izliyorsun su arıyorlar falan. Ay canım deyip 5 dakika üzülüp sonra geçiyorsun ya. Orada 5 dakika üzülüp geçmek yok. Öyle devam ediyor. Ha, ama bunu yaparsan kıyamet günü Allah onu susuz etmez diyor. Allah onu aç bırakmaz diyor. Görüyor musun? Ve ferracallahu anhu kulle hem ve Allah onun bütün hüznünü, kederini alır götürür diyor. Ve asamehu min iblise ve Şeytanın ordularından korunur, cinlerden korunur diyor. Ben de büyümü var, bana bir şeyler oluyor. Aa, ah, Abdullah kardeşin sana reçete söylüyor. Her perşembe akşamı iki rekat namaz kılacaksın. Her iki rekatta bir fatiha elli ihlas okuyacaksın. Namaz bittikten sonra Allahümme salli ala nebiyyil arabi ve alihi diyeceksin. Neler neler. Allah diyor ona günahlarını yazmaz. Sekeratül mevt ölüm hani, halini hafifleştirir diyor. Kolay ölür o adam diyor bunu yaparsa. Fe in ma tefi yevmihi ev leylatihi bu namazı kılıp da akşam yine ölürse veya gündüz ölürse ma şehiden şehit olarak ölmüş olur diyor. Ve rafa anhu azab el kabri Allah ondan kabir azabını kaldırır diyor. Ve lem yeser Allah şey illa ne dua ederse Allah kabul eder diyor. O takabbala salatehu ve Allah orucunu da namazını da kabul eder diyor duasına icabet eder diyor. Ve lem yakbiz melekul mevti ruha hatta yuhyi cenne. Ölüm meleği diyor onun ruhunu zor kabzetmez. Hatta cennetin rızvan meleği gelir, cennetten onu yaprak getirir, cennetten içecek getirir. Onun ruhunu öyle kabz ederler. Güle oynaya vefat eder bu namazı kılan, bu salavatı çeken diyor. Dolayısıyla bak namazı kıldık, salavat çekersen bunlar oluyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayıp onu yaşarsan Dilinde de salavat olursa kurtuluyorsun. Gol diyerek kurtulmuyorsun. Fotoğraf paylaşarak kurtulmuyorsun. 10 bin, 100 bin like alarak kurtulmuyorsun. Muhammed hürmetine kurtuluyorsun. Şu bereketleri, şu müjdeleri hangi lider size verebilir? Hangi siyasi parti size bunları tüzüklerine koyup da oy malzemesi olarak kullanabilir? Bunu garanti edebilir. Allah garanti ediyor. Resulullah garanti ediyor bunu. Hangi siyasi parti bunu yapabilir? Hangi futbol takımı bunu yapabilir? Hangi başkan bunun sözünü size verebilir? Hangi köy derneği sizi kabirde azaptan kurtaracak? Arkadaşlar adam gibi yaşayalım ne olur. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Şu kardeşinizi dinleyin. Allah için. Allah için yapalım ya. Ya arkadaşlar. Allah cümlemizin sonunu hayır eylesin. Son nefeste cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek <Sessizlik> Çene kapamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bak burada diyor ki yine hadis-i şerifte. allah Teala diyor ne zaman ki arşı yarattı. 70 bin melek onlar için yarattı. Dedi ki arşımı tavaf edin arşımı taşıyın bakalım dedi diyor. Melekler arşı taşımaya güç yetiremediler. allah Teala dedi ki. Habibim olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat çekin deyince meleklerin kuvveti yerine geldi. Allah'ın arşını taşımaya başladılar diyor hadis-i şerifte. Sonra dediler ki Rabbena emertena bi tesbihike ve takdisike. Ya Rabbi sen bize tesbih takdisi emrettin. Subhanallah Allahu Ekber dedin. Ama biz salavat çekince onlarla beraber arşı taşımaya başladık. Allah'ımız diyecek ki ya melaiketi ey meleklerim. İza salleytum ala habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz benim sevgilim olan Muhammed'e Salavat çektiğiniz zaman fakat sebhhtumuni ve kaddestumuni ve hellelttumuni bana la ilahe illallah demiş olursunuz, subhanallah demiş olursunuz. Çünkü başında Allah diyoruz zaten. Allah'ım, salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed. Zaten ve Allah demeden salavat olmuyor bak. Salavatı görüyor musun? Melekler, arşı taşıyan melekler salavat hürmetine güç kuvvet buluyorlar da arşı taşıyorlar. Arş çöksek ya çöker zaten. Muhammed hürmetine ayakta duruyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden siyer dersi yapıyoruz. O yüzden onu yaşamaya bakıyoruz. O yüzden salavat çekiyoruz. Dilimizde de kalbimizde de fikrimizde Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi onun şefaatini cümlemize nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin kabir azabından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün hastalıklardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hasta olan kardeşlerimize, salavat hürmetine, ya Rabbi, Rabb Muhammedin bi hakkı Muhammed ya Rabbi. Muhammed hakkı için acilen şifalar ile ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. süfyan Sevriye Hazretlerine soruluyor. Diyorlar ki, Ey yevmin huve yevmul hasra. Hasret günü hangi gündür ey iman? Çünkü, İz yekulullahu teala ve enzirhum yevmel hasra. onları hasret günü için uyar ayeti kerimesi var. Bu hasret günü nedir diye sordukları zaman, süfyan Sevri cevap veriyor. Fekale huve yevmul kıyame. Kıyamet günüdür. Liannel hasrete sete'ummu cemi'ul halk. O zaman bütün mahlukatı kaplayacak. Hayırlı olan kimseler seyete hasserûne üzülecekler. Lima fâtehum min tektîmil mezîdin min sahih. Çünkü dünya bitti ya artık salih amel yapamayacağız. Namazlar kılamayacağız diye hayırlı insanlar yarın kıyamet günü üzülecekler. Şerli adamlar da üzülecekler. Niye üzülecekler? Tüh dünya bitti, harbiden kıyamet varmış, perişan olduk diye üzülecekler. Dünyadaki hayırları kaybettikleri için, dünyayı kaybettikleri için üzülecekler. Feqile lahu. Fehel fi zalika Peki süfyan ı Sevri'ye sordular. Peki bu günde üzülmeyecek hiçbir adam var mı? Bu hasret bu kıyamet gününde üzülmeyecek bir adam var mı? Fakale ecel. Tam efendim, torbasını doldurmuş adamlar var. Evet, üzülmeyecek adamlar var. Kim onlar? İnne men kana yedimu salate ala Muhammedin ve alihi la yetahassaru fi yevmil kıyame. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi selleme ve aline çokça salavat-ı şerife çekenler yarın kıyamet günü üzülmeyecekler hiçbir şekilde dedi. Gördün mü? Üzülmek istemiyorsan Allahümme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellim adede ma vesi'ahu ilmullah. Diyor ki: "Ve fi fıkhir rıza men ala Muhammed ve alihi mi yetemarra beyne rak'atay fecr ve rak'atay el Kim diyor sabah namazının iki rekat iki rekat sünnetinden sonra farzına kadar yani sünnetiyle farzı arasında 100 tane salavat-ı şerife çekerse ve kallahu vechehu Allah onun yüzünü cehennem ateşinden koruyacak diyor. Ya yani yüzünüzün yanmamasını o buradaki güneşlenmedekile işlere benzemez. Plajda yatmaya benzemez cehennem ateşi. Öyle efendim bronzlaşmaya benzemez. Öyle biraz esmerleşeyim, güzelleşeyim. Bir vurdu mu suratına yüzün düşer üstüne, bağırsakların düşer. Kurtulmak istiyorsan güneş kremi kurtarmaz kardeş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. O kurtaracak bizi. Ne hadis-i şerifler okuduk değil mi arkadaşlar? Ne hadis-i şerifler okuduk? Ya bunlar ne müjdeler ya yani arkadaşlar. Ne müjdeler. Evet son bir tane hadis-i şerif okuyalım. Bu da çok mühim. Rava kullu mine mufit. mufid. Sizden de biraz hastalığımız var, rahatsızlığımız var. Bir şifa niyetine bir fatiha istiyoruz inşallah. Bir fatiha okuyalım şifa niyetine. İnşallah bize yarayacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi cümle hastalara acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Hadis-i şerif önemli. Çok kuvvetli, sahih bir hadis-i şerif. Ennehu <laughs> İza kana yevmul kıyame. Kıyamet günü olduğu zaman ve sekene ehlul cenne ve ehlun nar. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme yerleşince. Mekat abdun fi'n nar 70 kharifan. Bir tane kul diyor cehennemde 70 senelik bir kuyuda yani uzunluğu 70 sene orada 70 yıl boyunca bekliyordu. Orada bekliyor. Sonra oradan o kuyudan cehennemin dibinden Allah'a nida edecek. Diyecek ki Ya Rabbi es'eluke bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytihi lemme rahimteni. Ya Rabbi Muhammed hakkı için, onun ailesi ehli için bana merhametinle muameleyle diyecek cehennemden bir adam. Kale fe yuhillah celle celaluhu ila Cebrail aleyhisselam. Allah da Cebrail aleyhisselama vahyedecek. Diyecek ki enihbit ila abdi fe Ey Cebrail cehenneme in o oradan çıkart. Ya Rabbi ve keyfe li bil hubud Cebrail diyecek ki ya Rabbi cehenneme nasıl ineyim ben? Fe yekullah ve teala. Allah'ımız şöyle buyuracak. İnni kat emertuha tekune aleyke berden ve selamen. Ben cehenneme emredeceğim. O sana soğuk olacak, selametli olacak. korkmayın in dedi diyor. Cehennemin sahibi Allah. istediğine selametli yapar. istediğine buz gibi yapar. istediğini yakar. Kâle fe Rabbi fe dedi ki ben o nerede bilmiyorum ki ya Rabbi dedi. Çünkü herkesin ayrı görevi var. Fe yekûlu innehu fî cübbi min siccin. O siccinde bir kuyuda dedi. Git onu çıkar. Fe yehbidu Cebrail ile nâr. Fe yehiduhu gitti onu ateşten aldı başından tuttu çıkarttı. Rabbimizin huzuruna getirdi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ey benim kulum ne kadar zamandır cehennemden bana sesleniyorsun? Ne söylüyorsun? Feyakulu ya Rabbi diyorum ki saymadım Allah'ım. Bayağıdır nidalarda bulunuyorum. Çünkü demek ki bir cezası var. O cezayı çekecek ama bir vesileyle oradan kurtulacak. Bak o vesile neydi? Adam dedi ki ya Rabbi bir hakkı Muhammed. Muhammed hakkı için, ehlinin hakkı için beni cehennemden kurtar diye cehennemden nida etti Allahu Teala. Allahu Teala da onu çıkarttı oradan huzuruna getirdi Dedi ki sonra efendim feyakulu azze ve Cel, Ama ve izzeti ve celali. İzzetime ve celalime yemin ediyorum ki Levla men sa'alteni bi hakkihim indi eğer Muhammed hakkı için demeseydin cehennem hala devam edecekti senin için. Oradaki zamanın devam edecekti. Velakinnehu fakat benim sözümdür ki her kim Muhammed hakkı için ve ehli beytinin hakkı için benden isterse illa gafartu lehu kana beyni ve beynehu onunla benim arasında olanı ben affederim Allah olarak diyor. Kim Muhammed hakkı için ve ailesinin hakkı için benden isterse günahlarını affederim. Ben Allah olarak bu benim sözümdür diyor. Ve kad gafertu lekel yevm thumma yu'maru ilal cenne ve Rabbimiz dedi ki o adama seni bugün affediyorum. Hadi gir cennete dedi. Kimin hakkı için? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için. Daha ne diyeyim ben size ya? Yani? Ben daha size ne diyeyim ki? Ya başa sarın sarın bu müjdeleri izleyin arkadaşlar. Bak kim diyor? Rekatane fil leyletil cuma. Bak cuma gecesi iki rekat namazı çok söyledim. Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatta bu ayrı bak. Bunu iyi dinleyin. Sarın bir daha baştan dinleyin. Her rekatta bir Fatiha, bir ayet el kürsi, 15 İhlas-ı Şerif okursa namazın sonunda da bin defa Allahümme salli ala nebiyyil ümmi derse Allah ona bin peygamberin şefaatini nasip eder diyor. Bin peygamberin, bin nebinin şefaatini nasip eder. O adama on hac yapmış sevabı verir, on umre yapmış sevabı verir. Ve atahu Allahu kasran fil cennet. Allah ona cennette bir köşk verir ki ki evsa'i medinetin fi dünya o köşk dünyadaki bir şehir kadar büyüktür diyor. Kim hürmetine? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ya Allah bu müjdelere nail olanlardan eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapaya bilenlerden eylesin inşaallah. İşte bir hadis-i şerif daha okuyayım size şimdi. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. Evet. An Muaz, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle. Hoşuma gitti bu hadis-i şerif. İttekillah haythi kunte. Resulullah buyurdu ki nerede olursanız ol Allah'tan korkun. Ölüm sizi bulacak. Kaçarınız yok. Hangi deliğe girerseniz giyin. Hangi konumda olursanız olun. Ne kadar paranız bulacak. O yüzden belediye başkanı mısın? Çöpçü olabilirsin. İmam olabilirsin. Doktor olabilirsin. Polis olabilirsin. işçi olabilirsin. Ne olursan ol. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Ve etbe'i seyyetel hasenete temuha. Bir yanlış yaptın, bir günah işledin. Hemen peşine bir iyilik yap. Arkadaşlar bu kardeşinizin sözlerini çok ararsınız. Yarın bir gün ölüm kapınızı çalar. Ne kurtaracak sizi? Parol kurtarmaz. Minoset kurtarmaz. Ateş onlar düşürmez bu ateşi. Bu ateşi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah düşürür. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin. Siz çekin. Birilerine de çektirin. Biz de kurtuluruz. Siz de kurtulursunuz. Ümmeti kurtarırız. Gençleri kurtarırız Allah'ın izniyle ve halikin nas bi hulukun ve insanlara güzel ahlaklı davran diyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yine devam ediyor. Taberani'de ise şu bu hadis-i şerif şöyle geçiyor. Hazreti Muaz dedi ki peygamberimize Ya Resulallah bana vasiyet et. Bana tavsiyelerde bulun. Resulullah buyurdu ki ne güzel. Ü'budullah ke enneke terahu. Sanki Allah'ı görür gibi ibadet et. Yat pat kat namaz kılma. Salavatı çekme. Bir kere hayat yaşayacaksın. Adam gibi yaşa. Adam gibi zikret. Ya. Va'dut nefseke fil mevta. Kendi nefsini ölülerden say. Yarın ölecek misin gibi ibadet et. Her an ölecek misin gibi ibadet et. Ve zikrullah inde kulli hacar. Her taşın yanında Allah de. Arkadaşlar Allah dediğimiz kadar varız. Salavat kadar varız. Vallahi bizi bu kurtaracak. Ben size daha ne diyeyim ya. Ve zikrullah inde kulli hacar. Her taşın yanında Allah de. La ilahe illallah. La ilahe illallah. لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله نرد بولدن الله الله وعند كل شجر نرد الله Allah de evlat. Öyle diyelim evlatlarımız. Allah de kurtul. Ve izâ amilte fa'amel bir bi'cemmihâ haseneten. Bir günah işlediğin zaman hemen akabinde Allah de. Allah seni kurtaracak. Allah demek bizi kurtaracak. Es-sirru bis-sir vel bil Gizli günah işlediysen gizli Allah de. Herkes bulması gerek yok. Aşikar bir günah işlediysen aşikar bir iyilik yap ki o denge eşitlensin. İşte kainatın efendisi bize reçeteleri verdi. Onun sayesinde kurtulacağımız yollar belli. Bize vermiş olduğu tavsiyeler belli. Rabbim yerine getirebilenlerden eylesin inşallah. Peki uzun gidiyor. Hakikaten bunları da sizinle paylaşmak istedim. İnşallah siyah ders dedik ama tam süte giremedik. Sütle alakalı da 7. bölümde bayağı biraz anlattım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt macerasını Halime annemizi. Buradan da devam edecek olursak Biliyorsunuz Halime annemiz beni saat yurdundan Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e almak istemedi ilk önce hiçbir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i almak istemedi. Niye almak istemedi? Çünkü yetim. Yetim olunca da parayı bulamayız dediler. Çünkü para için bunu yapıyorlar. Mekke de çocukları böyle ovalarda yetişsin, bina arasında yetişmesin, ufku geniş olsun diye çocuklarını emziriyorlar. Ondan sonra Halime annemiz geldi. Ondan sonra bir tane erkek çocuk doğurdu. Yedi günlük oldu. O erkek çocuk da damar diye gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşi. Halim annemiz rüyasında şunu gördü. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir ırmağa götürdü birisi onu rüyasında. Dedi ki, iş ya Halime. Ey Halime iç dedi, iç. Bunlar iç. İç deyince Halim annemiz dedi ki, sen kimsin ben seni tanıyamadım dedi ya. Allah Allah dedi. O adam da dedi ki en elhamdülillazi kuntu rabbike fi sirrike ve Ben yoklukta da darlıkta da elhamdülillah diyordun, Rabbine şükrediyordun ya. Ben oyum işte dedi. Allah sana öyle bir nimet verecek ki yakında göreceksin. Kim o nimet? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi olma şerefine nail oldu. Neden? Varlıkta da, yoklukta da elhamdülillah. O zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi lütfun da hoş, Kahrında doğuş. Senin yazmış olduğun kadere boyun eğiyoruz Allah'ım. Sana isyan etmiyoruz. Sen bize ne verdiysen hamd ediyoruz. Şükür ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ya Rab. Bize nice nimetler vereceğini biliyoruz. Hamdimizi arttır ya Rabbi. Hamdimizin şekil bulmuş hali olan namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Çocuklarımıza namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Ondan sonra diyor ki Halim annemiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i aldım. Onun uzun bir hadis-i şerifi var. Özet gidiyorum. Onu da bir dahaki hafta okuruz inşallah. Merkebin üzerine koydum diyor. Hani o yürüyemeyen eşek. Halim annemizin o eşeğinin ayakları kan, kan revan içinde hatta. Yani yürüyemiyor hayvan. Perişan. Eşek var. Yanlarına bir deve var. Halim annemiz var. Halim annemizin kocası var. Bir de efendim Halim annemizin çocuğu var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt kardeşi var. Eşeğime diyor Muhammed'i koyunca sallallahu aleyhi ve sellem bir de baktım ki merkep diyor yüzünü Kabe'ye döndü. Üç kere secde yaptı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindiği eşek. Halime annemizin eşeği. Sonra diyor başını göğe kaldırdı diyor yolunu almaya başladı diyor. Tabii bu, görümü, bu durumu gören kadınlar dediler ki ey Halime senin bu eşeğin çok perişandı yani bu araba gitmezdi. Şimdi ne bu ya hızlı falan gidiyor Ferrari'ye döndü falan ha. O zaman Halime annemiz cevap vermeden Merkep dile geldi. Resulullah'ın bindiği merkep eşek dedi ki: "En tunne fi gafletin anni ala zahri burak." Siz benden öyle gafilsiniz ki benim üzerime binen peygamberin farkında bile değilsiniz. O kadar gafilsiniz. O ki bura bilecek olandır. O ki miraca çıkacak olandır. Şefaat sahibidir. Makam-ı Mahmud'un sahibidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o zaman da yalanladılar. Şimdi de yalan diyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe bindi, eşek Kabe'ye secde ediyor, dile geliyor, konuşuyor. Biz de hala ondan gafiliz. Allah bizi gafillerden eylemesin inşallah. Ondan sonra evvelce de ayakta duramıyordu bu merkep zaten dedim ya ayakları yaralıydı diye. Halime annemiz yine o eşeğin konuşmasını duyuyor. Ne diyor eşek? İnne li leşe'nen thumma şe'nen ba'atani ba'de mevtim. لَوْ عَلِمْتُنَّ مَنْ عَلَى ظَهْرِ عَلَيْهِ ve النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Sırtımda kim olduğunu bir bilseydiniz, halime şaşırmazdınız. Ben onun aşkından Leyla oldum diyor. Bir merkep. Resulullah'ın daha çocukken Halime annemiz sayesinde binmiş olduğu eşek böyle dile gelmişti arkadaşlar. Mesela Halime annemiz anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor ben emzirdiğimde onu diyor bir ara kuru ağacın altına bırakmış Halime annemiz. Bir geldi bir baktı ki kuru ağaç yeşermiş. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye el atıyor orası yeşeriyor. Hatta ve hatta kitaplarda geçiyor. Resulullah'ın bindiği hayvanın bastığı yerler de yeşeriyordu. Şeyma annemiz anlatıyor süt kardeşi. Annesi sordu Halim annemiz. Şeyma'ya ne yaptınız kızım oyun oynadınız mı falan. Sorma anacım dedi yani. Bu Muhammed kardeşim var ya sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir çocuk. Biz yürüyoruz güneş altında ben terliyorum. Onun üzerinde bir bulut var. Bize gölge yapıyor dedi yani. Biz diyoruz o gölge yapıyor. Biz gidiyoruz bulut gidiyor dedi. Şemsiye yok. Gölgelik yok. Durak yok. Allah bulutları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, hürmetine vermiş. Daha çocuk, daha süt annesinin evinde. Beni saat yurdunda. Allah Allah. Resulullah'ın ayla konuştuğunu söylemiştik. Halime annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve oynardı. Onu oynatırdı. Hoş yani çok ciddi bir hayat yaşanmadı. Çocuklukta çocukluk yaşandı büyüklükte büyüklük yaşandı. Her Resulullah diğer çocuklar gibi değildi. Oyun oynamazdı. Onların yanına gitmezdi. Boş işlerle meşgul olmazdı çocukluğundan beraber. Çünkü Allah onu korudu. Çünkü masum sıfatı vardır. Halime annemiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle hani anneler böyle biraz nasıl derler türkü söylerler ya çocuklar ninni söylerler. Böyle Halime annemiz çalmadan sadece lafızlarla ona şunu söylerdi. Ya Rabbi izâ ataytefâ biqîh ve alihi ilel ula ve arqîh ya Rabbi ona verdiğin zaman baki kıl, onu yükseklere çıkar, âli kıl, yüksek kıl, onun hürmetine düşmanların hilelerini batıl kıl Ya Rabbi diye. Resulullah'a böyle ninni tabirinde şeyler söylerdi yani Halime annemiz, süt annesi. Biz de evlatlarımıza böyle saçma sapan şarkılar söylemeyelim, böyle kasideler dinletelim. Değil mi? Yani hem dinletelim bak bizim biz ufaklık Ayşe'ye ben dinletiyorum. Benle beraber Allahumme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Allah nazarlardan saklasın. Yani evladımızın ilk kelimesi Allah olsun. Ne var? Amcaya küfür et. Ona söv. Buna gol de. Bilmem. Bu kurtarmayacak seni. Ondan sonra ben büyüdü. Çocuk bize küfür ediyor. Laf dinlemiyor. E sen yaptın. E sen öğrettin mübarek. Daha çocukluktan evlatlarımıza kaside söyleyelim. Şiir söyleyelim. Şiirden bir şey olmaz. Efendim yani böyle vatan, millet, onun tarzında, yani yaşına geldiği zaman, efendim öyle kitaplar alalım, değil mi? Öyle mesela ninniler var, efendim öyle ilahiler var çok güzel yapmışlar. Yani ilahi de, çizgi filmi de bir vesileyle Allah dizdesin bu çocuk yani. E, demiyorum 24 saat Allah Allah de. Bir saat iki saat bu çocuğu böyle biz geliyor. Yani Mozart dinleyerek biz bu vatanı bu Suriyeyi kurtaramayız yani. Ortalaya kaldırıyorlar, efendim. E ne, ne, olacakmış? Efendim vatanı kurtaralım, orayı kurtaralım, burayı kurtaralım. Vatan elden gidiyor, modernizmi kaybediyoruz falan. Ya bu modernizmde bu vatan kurtardığın şey matematikte kurtarılmıyor kusura bakma. Matematik olacak, Türkçe olacak da bu çocuğa bir vatan sevdası vereceksin. Teröristleri sevmeyecek bu çocuk. Onlara buz edecek. Allah için sevecek, Allah için buz edecek. Yani Allah diyecek bu çocuk. Allah Allah diyecek, vatan aşkı diyecek. Çanakkale'yi Allah Allah diyerek kazandık biz. Yani hu diye kazanmadık ki. Mesela İngilizler war diye bağırırlar. İşte İrlandalılar, efendim o Danimarkalılar, Vikingler falan war, savaş diye bağırırlar. Biz Allah Allah dedik savaşları kazandık. Evlatlarımızı böyle yetiştirelim. Efendim Şeyma annemiz ne derdi? Şeyma annemiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok oynardı. Onu dizine yatırırdı. Süt kardeşi ama ablası yani. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ciranede gelecek bir ganimet taksimi var. Şeyma annemize diyecek ki İstersen burada kal, sana nimetler verelim, ekmek verelim, aş verelim, paralar verelim. Ben sana... Hatta ridasını seriyor Resulullah. Böyle cübbesini seriyor. Otur ben sana hürmet ederim diyor. Nasılsın, iyi misin diyor. Annesi de, Halim annemiz de geliyor. Resulullah hürmet ediyor. Niye hürmet ediyor? Bir vefa var. Vefalı olmak lazım. Şeyma annemiz de Resulullah'ı kucağına alırdı, oynatırdı ve şöyle söylerdi. Muhammedun hayrol beşer. Mimmen maza ve men laber. ahsenu min hachil kamer. Min kulli əmthâ ve dâkar ve kulli mensubin âgar Allah mescâl ve selâm ve Muhammedun khayrül beşar Muhammed ki insanoğlunun en hayırlısıdır Min men mazâ ve men ghabar. gelmiş geçmiş en hayırlı insandır Ahsen o min vajhil qamar öyle bir yüzü vardır ki aydan güzeldir Min kulli əmthâ ve dâkar her erkek ve kadından ve kulli mensubin âgar her hasepli nesepli kimseden en hayırlısı Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem diye Şeyma annemiz Resulullah'a böyle tabi caizse ninniler söylerdi ve Halime annemizi seçen Allah'tır. Niye seçti? Çok hamd ettiği için. Sıkıntıda da, darlıkta da, bollukta da hep hamd etti. Hamdini hiç bırakmadı. Aman Allah'a isyan etmeyelim. Bak bugün bizim güzel başkanımız Necdet Aydın Beyefendi bir video paylaşmış. Afrikalı çocuklar Üzeri de topraklaşmış yani pisleşmiş biraz saçları falan. Umurlarına değil o kadar yokluk var ki. Bir eti hatta kelle orada herhalde. Nasıl parçalıyorlar nasıl acıkmışlar. Sen burada efendim kahvaltıda niye bal yok niye çikolata yok onu konuşuyorsun. Bir hamd etmeyi öğren. Bir besmele çek sonunda bir elhamdülillah de. Ne yokluklar var neler var. Öyle hallere düşersin ki o kuru ekmek ararsın. Zamanının kıymetini bil. Vatanının kıymetini bil. Nankör olma. Allah bizi nankörlerden eylemesin inşallah. Efendim yine Halim annemiz, Şeyma annemizle birlikte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oyun oynamaya gidiyorlar. Yani dışarı çıkıyorlar beraberce. Halime annemiz soruyor. Diyor ki, Yahu diyor ne yaptınız diyor. Damra özür dilerim, erkek olan süt kardeşine soruyor Damra'ya. Damra da diyor ki anneciğim diyor bir tane koyun vardı yaralıydı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed oraya bir gitti elini bir sürdü koyuna iyileşti diyor. Allah Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle özellikleri var. Sonra diyor ki ey anneciğim hangi taşa uğradık? Hangi ağaca uğradık? Hangi dağa çıktık? Hangi vahşi hayvan geldi? Kuş, buş. Hepsi dedi ki Muhammed'e Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Allah. Daha çocuk ha. Hangi taş, hangi hepsi selam veriyor diyor. Süt abisi söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ولا efendim diyor ki ya diyor nereye adım attık orada ot bitiyor diyor abisi anlatıyor hatta bindiği hayvanın ayak izi dahi yeşeriyor diyor bir kuyudan su çekeceğimiz zaman su kuyunun ağzına çıkıyor diyor kuyudan su çekeceğiz efendim iple, kovayla. Bir de bakıyorum ki su fışkırıyor Muhammed geldiği için sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor yırtıcı hayvanların çok oldu. bir vadiye girdik. Diyor efendim. Vadin vuhuş fi kethiratun nahnu kad aleyna. Nefesi diyor bizim üzerimize doğru geliyor. Nefesini toplamış bir aslan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bir de süt abisi var. Süt abisi anlatıyor. Falamma nazara ila Muhammed ne zaman ki o aslan kardeşim Muhammed'i gördü diyor sallallahu aleyhi ve sellem teqaddame ve khada alahu ve rama al-ard Yaklaştı diyor kardeşim olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem boynunu eğdi diyor kendini de onun önünde yere atarak böyle diyor şöyle bir kelime kullandı diyor es ya Muhammed sal olsun koca aslan kedi kesildi böyle sırnaşıyor dedi kardeşime daha Resulullah 2 yaşında bile değil. Ama Resulullah çabuk gelişiyordu. Yani daha 9-10 aylıkken Resulullah efe, bir yaşına vardığında ok atıyordu. Ok atabilecek derecedeydi. Yani normal çocuklar gibi büyümüyordu. Kardeşiyle, süt abisiyle geziyor. Aslan geliyor. Vahşi aslan. Kedi kesiliyor. Esselamu Aleyke ya Muhammed diyor. Koca aslan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Ya. Ve tekaddeme ileyhi ve kellemehu fi Fe Fedehebel esedu ya'du. Muhammed de kardeşim Muhammed de diyor sallallahu aleyhi ve sellem aslanın kulağına eğildi birkaç kelime söyledi aslan çekti gitti diyor anne diyor. Durum bu dedi yani Halim annemiz sordu süt abisi de Resulullah'ı annemize anlattı. Durum bu dedi bu çocuk hiç normal çocuklara benzemiyor anne dedi acayip bir iş dedi ya. Ne yapacağız dedi ya ne yapacağız var mı işte bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtaracak. Bundan öte güzel bir peygamber var mı? Süt hikayesinde bile neler yatıyor. Allah tesiratını kalkaylesin. eylesin. İnşallah haftaya yine sütten devam ederiz. Çünkü Resulullah'ın kaybolduğu bir zaman var. Halime annemiz onu Mekke'ye götürüyor. Mekke'de kayboluyor. Bir kere götürüyor. İstiyor Amin annemizden bir sene daha kalıyor. Sonra başına işte göğsü yarılma meselesi gelecek. Oraya anlatacağız. Sonra Mekke'ye götürüyor. Mekke'de bir kayboluyor. Falan falan işler işler. Acayip işler var orada. Bir dua yapalım hep beraber. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel aleyhi Vehhab. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا كثيرا مباركة فيه جزيرا جميلا من ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم يحشان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي حين لا حي ويا حي محي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت يا رب العالمين حي صمد باق له كنف واق يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ضب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها ve kutu el arwah ve gıdâiha ve âlihi ve sahbihi ve sellem fi kulli lamhatin ve ma Allah 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 celle celaluhu Seyyid Malik Hazretleri bu salavat-ı şerifeyin salavat-ı tıbbiye yani şifa salavatı diye nitelendiriyor. Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa olacaktır. Efendim İbn-i anlattığına göre bak burada ne demiş? Bu salavat-ı şerife her daim okumaya devam ettim ve hastalıklarımdan şifa buldum diyor. Ta'unu vebayı, koronayı def bir salavat-ı şerife. Buyurun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed salaten ta'simuna ta biha minel ehvali vel afat ve tuzahhiruna biha min jami'i seyyiat ya Rabbi, alamin ya Rabbi, alamin ya rabbel alamin la ilaha inni kuntu min az ya rabbi hasta kullarına acilen şifalar ihsanıyla. eyle korona virüsüne düçar olmuş kardeşlerimizi acilen şifalar ihsanıyla. hayırlı uzun ömürler ihsanıyla. evlatlarımızı ailemizi fertlerimizi hıfzı muhafaza ile ya rabbi son nefeste kelime-i şehadetle buyurun eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayanlardan eyle ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bak ne diyor? Salavatü şifa diyor Seyyid Muhammed Alevi Merkez Hazretleri efendiler. Yine Cübbeli hocamız da bunu demişti ki bana Medine-i Münevvere'de bu salavatı birisi öğretti. Şifanız için bunu okuyun söyledi. Büyük zatlardan efendim Şeyh Şerif Seyyid Ettebir rahmetullahi aleyh. Nedir o? Beraber buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub şafiyel ileli ve müferricel kurub ve ala alihi ve sahbihi ve sellim amin ya Rabbi bizi hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi bizi hastalıkları olanları acilen şifalar ihsan eyle bismillahi yebrina yeşfina ve min şerri hasidin idha hased ve min şerri kulli zi'aynin اللهم رب الناس اذهب البس انت شافي لا شفاء الا شفائك لا يغادر سقما يا رب اجل شفاء لسانا الى يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد ضب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم يا رب صلوات شريفة لهم Hasta kullarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Ya Rabbi hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Büyük hizmetlere muvaffak eyle ya Rabbi. Evlerimize bereket, huzur. Ceplerimize bereket, huzur. Ömürlerimize bereket, huzur. Cümle kardeşlerimize ve bizlere nasibi müessere eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bak İmam Nebhani'den nakline göre bu salavat-ı şerifeyi diyor bulaşıcı veba gibi hastalıklara şifaya vesiledir. Yusuf Ennebihani Hazretleri. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ala tıbbil rafiq en hakik el, el hayri sırfil musarrif Seyyidina Muhammedin Resulullah aleyhissalatu vesselam ya Rabbi Taun hastalığına, veba hastalığına, korona hastalığına kimler ya Rabbi düçar olmuşsa acilen şifa alır ihsan eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Elden ayaktan düşürme ya Rabbel alemin ve ya halen nasirin ya Rabbi. Bak Ahmet Rıfay Hazretleri'nin virtleri arasındaymış bu salavat-ı şerifede. Efendim büyük belaları kaldırıyor. Efendim imanın olmasına, eş ve çocukların bütün nimetlerin Allahu Teala'nın mühriyle koruma altına almasına hususunda fayda görülmüş. Yani tam mühür bir salavat-ı şerife. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Adede ma hata bihi ilmuke ve cerabihi kalemuk. اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر هو أنت أنت هو احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدوي وعدو الله ومن شر ما خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع الذي ختم به أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب اجلا جمله من الشفاظ الى يا ربي هنا يوسف النبي هاني هذا التربوي المشكل بصلوات الشريفه مطلقة ما مطلقة شفاية كورونا يا مسلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها الطعن والطاعون بسم الله الرحمن الرحيم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا ربي <sağır> acil şifalar cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin kurtuluş salavat-ı şerifesi. Bakın sizler için okuyorum. Bizler için vatanımız, devlatlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz için Allah'ım bütün musibetlerden, hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Cümle hasta kardeşlerimize bizlere acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il mihani vel ihan ve lehvali vel beliyyat. وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات وتظهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوبات يا ربي وتمحو بها عنا الخطيئات يا ربي وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات Ne istiyorsak senden onları bize ihsan eyle ya Rabbi. Ve terfa'una biha indeke alet daracat. Bize yüce dereceler nasip eyle. Ve tübelluğuna biha gayat. Min cemi'il hayrat fil hayati ve ba'den memat. Ya Rabbi ya Allah ya mucibet da'vat ya Rabbel alemin. Ya Rabbi buradaki kardeşlerimizin bizlere ne hayırlı muratları varsa şu salavatlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Bak bu salavat-ı şerife Abdülkadir gelen Hazretleri'nin kurtuluş salavatıydı okuduk elhamdülillah. Bak burada da bir salavat-ı şerife var. Taşköprüzade İsa Müddin Efendi Hazretleri onu bu salavat-ı şerifeyi buyuruyor. Eşini, çoluğunu, çocuğunu diyor vebadan, bulaşıcı hastalıklardan Allah'ın izniyle bu korur diyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evvelin ve salli ala seyyidina Muhammedin fil ahirin ve salli ala seyyidina Muhammedin fi kulli vaktin ve heynin ve salli ala seyyidina Muhammedin ila yevmiddin يا فارج هم ذي النون ويا سامع صوت هارون ويا جامع شمل يعقوب ويا كاشف الضر أيوب ويا غافر ذنب دَاوُودَ فرج عنا الغموم واكشف عنا الهموم واصف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تحل بها العقد وتكشف بها الكرب وتشرح بها الصدور وتيسر بها الأمور في الدنيا والأخرة يا رب العالمين ويا آخر الناصرين يا رب حصل لك الأضم وما من صالحك السعداء في نصيبه هلالنا مَرْزُقُّ كُلْ حرام أيضا ما فزيله صلاة أشهد لا ve eşhedü enne abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bak ne diyor? Ey Allah'ım diyor Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem onun Ali beytine ashabına öyle bir salat eyle ki onun sebebiyle bütün düğümler çözesin ya Rabbi diyor. Onun vesilesiyle tüm sıkıntıları açasın. Onun hürmetine göğüslerimizi kalplerimizi ferahlandırasın. Onun hürmetine, onun bereketiyle dünyada da ahirette bütün işlerimizi kolaylaştırasın ya Rabbi. Ne güzel dua. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah cümlemizden razı olsun. İşiniz gücünüz az gelsin. Cümle ümmeti Muhammed'in hastaları için. Çözülemeyecek denen ne kadar sıkıntısı varsa aslında çözüm Allah'tadır. Bunu bilmek kaydıyla ümidimizi ve la rahmetillah. Ümidimizi Allah'tan kesmiyoruz efendim ama korkumuzda ümit arasında imanımıza devam ediyoruz. Ya Rabbi cehennemden bizi azat eyle. Cennetine bizi müşerref eyle. Cümlemizi hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı namaz kılanlardan eyle. Evlatlarımızı, anamızı, babamızı her türlü felaketlerden kardeşlerimizi muhafaza eyle. Salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Hastalıklardan muhafaza için. Hasta olmuş kardeşlerimizin acilen şifası için. Haseten Allah rızası için. El Fatiha.